Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Emma ba'd. Evet, muhterem arkadaşlar. Ebu Said Muhammed Hadimi'nin Berika, tam ismini de tekrar etmiş olalım. Berika el-Mahmudiyye fi şerhi tarikatil Muhammediyye ve şeriatil Nebeviyye fi siretil Ahmediyye adlı eserinden kaçıncı seminer demişiz? Dördüncü seminerimiz bugün itibariyle. Dördüncü semineri işliyoruz. Tabi burada biraz size şey gelebilir, yani az bir konu gidiyor fakat bir ders geçiyor. Çünkü eserin başında Besmele, Hamdele ve Salvele'yi uzun uzun açıklamış. Yani Adem'i. Uzun uzun açıkladığı için dolayısıyla mesela bugün sadece Salavat-ı Şerife'yi işleyebileceğiz. Onunla ilgili birçok meseleyi gündeme getiriyor. 45 tane slayt hazırladım. 1 dakikadan 45 dakika içinde bitirebiliriz veya uzayabilir, kısalabilir. Bakalım duruma göre inşallah. Evet, şimdi salavat. Asıl bir gibideki metin şöyle. Salat ve selam gökler ve yer, aydınlık ve karanlıklar devam ettiği sürece Allah tarafından kendisine nübüvvet ve hikmet verilenlerin en faziletlisine niyet ve itidalde ve de ahlakta ve adette ona tabi olan ailesine ve ashabına olsun. Bu metnimiz. Ve salatu ve selamu ala efdali men utiyen nubuve vel hikem ve ala alihi ve ashabihi el muktedine bihi fil kasti ve şiyem ma dameti semavat vel arz ve ma taakabetil azva ve zulem şeklinde kafiyeli bir salavat-ı şerife sözü var. Şimdi buradaki kelimeleri bize tek tek açıklayacak Hadimi. Bir bir salat nedir, selam nedir, efendim nübüvvet nedir, hikmet nedir, efendim âl kimdir, ashab kimdir, kast nedir, şiyem nedir, adet, örf falan diye. Sonra semavat ve arz kelimelerinin devam etmesi ne anlama gelir? Dav dediğimiz, yani bu ziya, Türkçesi ziya. Ziya nedir? Karşıtı karanlık nedir? Şimdi ziya mı, nur mu tartışmaları falan. Konumuz bu. Yani bu kelimeler etrafında döneceğiz bugün. Geçen şeyde Ekrem'in konuşmasında evet. Kitabın salavat kısmı kitabın nasıl olacağını ihtiva eder diye bir şey demişti. Daha çok mukaddimesi eder ama salavatın da tabii olabilir. Yani tabii şöyle, yani salavata yapmış olduğu ekler, şimdi ellezi diye bir ek edat var. Hani viçe benzeyen İngilizce. Hu veya viçe benzeyen. Ellezi dedikten sonra hangi kelimeleri kullanmışsa, şimdi mukaddimelerde şöyle bir özellik var. Her bilim dalı kendi kavramlarıyla bir şey yazar, mukaddime yazar. Hamdele ve salvele dediğimiz. Oradaki kullanmış olduğu kelimelerden eserin hangi konuyla ilgili olduğunu anlayabilirsiniz. Öyle bir usul var. Mesela Arap dili edebiyatıyla ilgili bir eser olsa orada mesela merfu, mansup, mecrur kelimeleri geçer. Hani bir cümle içerisindeki cümlenin işte irab dediğimiz ve öğlene ayrılmasıyla ilgili. Orada mesela rafi'us semavati vel arz der. Şimdi Cenab-ı Allah semavat ve arzı kaldırıp tutan anlamına. Rafi orada halbuki Arap dil edebiyatında fail dediğimiz öznenin bir özelliğidir. Hani buna benzer bir şey var. Yani bir kullanım var. Bunun başında da devamında da benzer şeyler gelecek. Evet. Şimdi kamusta, sözlükte ne anlama gelir salat kelimesi? Burası biraz kritik ve önemli. Yani sadece Arap dilini bilenler için değil de, yani bütün mesela İslam'la ilgilenen herkes için önemli, kritik bir şey. Salat kelimesinin anlamıdır. Şimdi bununla ilgili bizim eğitimlerde temel prensip olarak öğrendiğimiz bir kural var. Bu üçlü bir kural. Burada da bu var. İşte salatın anlamları. Birincisi eddua'u. Salat dua anlamına gelir. İkincisi errahmetü, rahmet anlamına gelir. Üçüncüsü istiğfar anlamına gelir. Üç anlamı var. Şimdi bunu taksim etmişler. Dua anlamı müminlerin salatıdır. Yani müminler salat ederse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dua etmiş olurlar. Yani birinci anlam bu. Mümin için dua anlamına gelir. Cenab-ı Allah salat ederse bir kuluna, peygambere o da rahmet etmesi anlamına gelir. Melekler bir insana veya peygambere salat ederlerse o da istiğfar anlamına gelir. Yani meleklerin salatı, istiğfar etmeleri o kul için. Kulların salatı peygamberimiz için ona dua etmeleri, niçin olduğunu söyleyecek.
efendim Cenab-ı Allah'ın salavatı ise rahmet etmesi anlamına geliyor veya merhamet etmesi anlamına geliyor. Bu rahmet kelimesi de önemli bir kelime. Rahim ve Rahman işledik ama işte Ekrem Hoca'nın tespitine göre rahmet yaratmak demek yani. Allah'ın en büyük rahmeti yaratmasıdır yani var etmesidir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın rahmeti anlamına geliyor. Yaratması, var etmesi en büyük lütuf olduğu için insanı yaratması anlamına geliyor. Şimdi bununla ilgili bir anekdot anlatayım. Yani isim versek olur şimdi Allah'ın hatırlasın. Bu zannedersem İhya Ulumuddin tercümesinde bu salat kelimesinin anlamını yanlış yansıttığı için yanlış tercüme etmiş. Mütercimlerden biri. Herhalde Serdaroğlu'dur. İki tercümesi var ya. Bu teber de bir yerde bir olabilir hata yapmış. Salat kelimesini namaz kılmak diye çevirmiş. Bir yerde. Yani şöyle haşa öyle olmaz da. Peygamberimizin cenaze namazını önce Allah kıldı haşa. Sonra melekler kıldı sonra müminler kıldı diye cenaze namazı manasında çevirmiş salat. Halbuki orada Allah peygamberine rahmet etti. Melekler onun için istiğfar etti. Mümin kullar da ona dua ettiler diye çevirmesi gerekirken böyle bir hata olduğunu söyledi. Hangisi tam hatırlamıyorum ama böyle bir sanki o aklımda kalmış. Böyle bir hata. Dolayısıyla şimdi burada çok önemli bir şey var. Bunun bir sonrakinde galiba bu. Yani biz mesela Allahümme salli ala Muhammed dediğimizde ne anlam ifade ediyoruz? Biz kullar olduğumuza göre Peygamberimiz adına salli dediğimize göre ne demiş oluyoruz? Bu çok önemli bir şey. Burada yine geçen dersimizde anlattığımız Arapça cümlelerdeki inşai ve ihbari dediğimiz nakil haber bildiren cümlelerle kurucu cümleler, inşai cümleler bu kurucu bir cümledir. Dualar kurucu cümlelerdir. Yani bir şeyi talep eden cümlelerdir. Dolayısıyla burada Allah'ım sen salat et diye dua ediyoruz. Allahümme salli ala Muhammedin. Sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem salat et diyoruz. Bu salat et kelimesinin Cenab-ı Allah'tan istediğimize göre ne yapacak demektir? Rahmet edecek demektir. Yani Cenab-ı Allah'a Allah'ım sen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmet et demiş oluyoruz biz. Bizim açımızdan baktığımızda Peygamberimize dua etmiş olduk biz. Yani salat et, rahmet et deyince biz dua ediyoruz ama Allah'tan rahmet etmesini diliyoruz. Dolayısıyla manasının aşağıda verdiğim salli kelimesi, mana salat, salli, bir mana natlubu es-salate, ey er-rahmete. Yani biz inşai cümle kuruluyor. Cenab-ı Allah'tan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e rahmet etmesini dilemiş oluyoruz, talep ediyoruz. Dolayısıyla bizim açımızdan dua ama Allah'tan talep ettiğimiz şey dua değil, onun rahmet etmesidir diyor. Birçok burada Münavi'den falan mesela birçok mana şeyi vermiş ama özü bu yani anlattığımız şey bu. Şimdi bu rahmetle ilgili bazı tartışmalar olmuş. Biz mesela rahmetle ne kastediliyor? Hüsnü selâ er-rahmel hâsa. Özel bir rahmet mi? Ne, peygamberimize niye Cenab-ı Allah'ın rahmet etmesini istiyoruz? Özel bir şey mi istiyoruz? Sorusu gündeme gelmiş. Bu da işte bizim ezan duasında olan şey var. İşte Allahümme Rabbe hâzihi davet-i tâmmeh salatul kâime âti Muhammeden el vesilete vel fazilete ve derecete rafiya. O da bazı rivayetlerde var. Dolayısıyla vesileyi dilemek. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vesile dediğimiz Peygamberimizin makamı olarak geçiyor şimdi vesile. Peygamberimize ait bir makam, o makama ulaşmasını dilemek, dua etmek anlamına gelir diyor. Bildiğimiz bir şey. Nitekim böyle bir hadis-i şeriften bahsediyor. Benim için Allah'tan vesileyi, yüce dereceleri, vettereceteli âliye, isteyin ifadesiyle bizden kendisi adına Allah'tan talep etmemizi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize emrettiği için ve bizden istediği için biz bu şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat selam ediyoruz. Selu li el vesilete vel fazilete ve derecetel aliyete rafiate şeklinde bir hadis-i şerif zikretmiş. Tabii Peygamberimize dua ayrıca Peygamberimizin dininin, getirdiği dinin, şeriatinin kıyamete kadar baki kalmasını dilemek, ümmetinin çoğalmasını ve onu ümmetine şefaatçi kılmasını Allah'tan istemek gibi anlamlara da gelir. Yani bu dua sadece bununla sınırlı değil, birçok anlamı da içerebilir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Fe innehu la nihayete li rahmetillahi teala ve la gayete li ihsanihi. Rahmetinin nihayeti yoktur, sonsuzdur ve ihsanının da sınırı yoktur
sonu yoktur şeklinde söylemiş. Evet, bu da anlaşıldı. Salat getirmenin faydası nedir? Peki niye insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salatü selam getirirler? Hikmeti nedir? Biz fayda dedik ama hikmeti nedir yani? Birincisi tesvibül musalli. Salavat getiren kimsenin, salat veya Türkçemizde salavat deniyor. Salavat getiren kimsenin ecir elde etmesi, sevap kazanması. Birinci anı. İkincisi takribuhu, kurbiyet. Yani Allah'a yaklaşma elde etmesi, kurbiyet elde etmesi. Üçüncüsü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ahirette kendisine şefaatçi olmasına vesile olması salavatın. Ve rabtu alakatin ve muhabbetin beynehu ve beyne nebi sallallahu aleyhi ve sellem hatta yekune şefi'ahu ev sahibahu bed refikahu. Dostu veya arkadaşı olmasına, yani refik daha üstün bir şey, refiki olmasına vesile olur. Çok salavat getirmek veya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anmak. Dolayısıyla bunun hikmeti de budur. Ve yakzi biha hacatihi ve hatta bir manada hacatı yani ihtiyaçları gidermeye vesile de kılınmıştır salavat. Hani var ya salatı münciye miydi o? Salaten tüncina biha min cemil ehvali vel afat diye. Yani bu dua gibi. Dolayısıyla böyle bir vesile de kılınmıştır. Şimdi bazı ariflere nispet edilen bir görüşe göre yaklaşmak gibi yani ve karibun ileyhi min vecihin şöyle bir faydasının olduğu da söylenmiş. Birkaç görüşten enne faideta teha tercihu ilel musalli. Aslında salavat getiren kişiye döner salavatın faydası. Peygamberimize değil. Peygamberimize dua ediyor ama sonuç itibariyle kendisine dua etmiş olur. Peygamberimize dua ettiği zaman faydası kendisine döner demiş. Şöyle diyor. Salavat getiren kişinin salavat kişinin akidesinin düzgün olduğuna, salavat getiren bir kişi düzgün akideye sahip olur. Yani itikad düzgün. Kalpteki muhabbetin ortaya konulmasına, sevgisini izhar ediyor. Ve Allah ile kullar arasında elçi olan Allah Resulüne olan hürmeti izhar etmeye sebep olması bakımından kulun menfaati nedir? Yani kulun bir şeyini anlıyoruz. Yani bunu yansıttığı zaman iyi bir insan olduğumuz, izhar-ı muhabbe ve ihtiram-ül vasıta sallallahu aleyhi ve sellem şeklinde açıklamış. Peki bir diğer soru. Diğer peygamberlere salat kelimesi kullanılır mı? Mesela Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam için, İbrahim aleyhisselam için aleyhissalatu vesselam veyahut da Allahümme salli ala Musa gibi bir şey kullanılabilir mi tartışması var. En sahih görüşe göre böyle yapmak doğru değildir. Onlara sadece selam. Yani salat ve selam birlikte kullanmak çok tartışılmış. En sahih görüş yapmamak esahhu la tecuzu. Ama tecuzu diyenler de var. Yani olur, caiz olur diyenler de olmuştur ama yani son nokta sorarsan yapmamak iyidir. Onlara sadece selam söylemek daha doğrudur. Peki bunun caiz olduğunu söyleyen de delil getirmişler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Allahümme salli ala Ali Ebi Evfa diye dua etmiş. Bu birkaç tane var böyle. Ali fulan diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme zekat verenlere dua etmesi emrediliyor. Bismillah. Huz min emvalihim sadakaten tudahhiruhum ve tüzekkihim biha ve salli aleyhim. Onların mallarından zekat al, onları temizlersin veya temizleyen bir zekat al ve onlara dua et. Ve salli aleyhim, onlara salat et. Şimdi salli aleyhim diye emir gelince Peygamberimiz zekatını teslim eden kişiye Allahümme salli ala alifunan falanlara sen ne mana ne olur? Allah'ım sen salat et deyince rahmet et olur yani. Sen falanlara rahmet et diye dua etmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu deli getirmişler. Demek ki normal sahabeden insanlara kullanılıyorsa peygamberlere de kullanılabilir denmiş. Fakat buna cevap veriyor. Hadimi diyor ki bu tarz bir iddia bu peygamberimize özel bir durumdu diye yani genelleştirilemez demişler. Yani peygamberimize özel bir emir var ayette. Peygamberimiz o emri gereğini yerine getirdiği için peygamberimiz Allahümme salli ala filan diyebilir ama biz başka peygamberimiz haricinde birine böyle bir şey dememeliyiz görüşünü tercih ediyor Hadimi. Tabi bununla ilgili birçok ayet-i kerime getirdi. Mesela bu sözle ilgili demişler ki birçok ayette geçiyor. Mesela Hüvellezi yusalli aleyküm ayet-i kerimesi. Şimdi burada yusalli kelimesi rahmet etmek anlamında. Yani Cenab-ı Allah sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet etmiştir, edendir.
ve melâiketehu gibi devamında böyle zülsalik ve melâiketehu liyuhrucukum min zulumâti ilen nur ayet kelimesini vermiş. Veyahut da ulâike aleyhim salavâtun min rabbihim ve rahmetun hepimizin bildiği aşırı şerifte geçen. Burada salavat kelimesi rahmet, peki ve rahmet gelmiş, o da merhamet anlamındadır diyor. Yani iki ayrı anlamı rahmet kelimesinin Türkçe'ye tercüme ettiğimizde merhamet olur diyor. Şeyde yani Türkçesini ben söylemem, iki anlamı birden içerir. Şimdi burada işte atıf harfi farklı mı, salavat başka, rahmet başka mı, aynısı mı, tefsir mi tartışmış onları. Bunları da vermiş. Yine başka bir işte az önce bahsettiğimiz ayet-i kerimede ve salli aleyhim, onlara salat et yani dua et. Allah'ın onlara rahmet etmesi için dua et gibi bir manada vardır diyor. Bunların hepsi özel olarak kullanılmıştır. Yoksa Peygamberimiz haricinde kimseye salli kelimesini kullanmak doğru değildir. Yani caiz diyen olmakla birlikte doğru değildir sayın görüşe göre. Fel vecuhu mâ kâlu min câlimizek şiârel enbiya. Dolayısıyla bunu peygamberlerin bir şiarı, yani nebilere yapılan salat, nebilik şiarı, nebi dışındakilere hiç olmaz. Hani peygamberlere diyelim bir şekilde yaptın, peygamberler dışındaki insanlara salat getirmek hiç olmaz, o da bid'at olur diyor. Yani bid'at ehlinin şiarı olur. Şimdi bid'at ehlinin şiarı deyince parantez içerisinde Rafizi ve Şiileri kastetti Hadimi. Dedi ki Rafizileri ve Şiiler Hazreti Ali Efendimiz'in ismi geçince ve Ehli Beyt'in ismi geçince salat ve selam duası okurlar. Tamam, kerremallahu vecehu bir söylüyoruz, razıyallahu anhu, bunları söylüyoruz ama onlar gâle aleyhün aleyhisselam derler. Demek ki yani buradan anladığımız aleyhissalatu vesselam da diyorlarmış. Yani sadece aleyhisselam demiyorlar da Hazreti Ali Efendimiz ismi geçince veya Ehli Beyt'ten birinin ismi geçince aleyhissalatu vesselam diyorlar. Bu bid'attir diyor. Dolayısıyla peygamberler haricindekini kullanmak daha olmayacak bir iş. Yani hani diğer peygamberlere yine caiz diyen var ama peygamberler haricinde kullanmak değildir. Evet, daha sonra ne demiş? Nebi haricindekilere salavat getirilmesinin hükmü nedir? Haram mı olur yoksa mekruh mu olur? Tartışılmış. En şey görüş, birçok görüş var. Tercih edilen görüş, tenzihen mekruhtur. Tahrimen değildir. Mekruhtur yani. Kerahete tenzihin. Yani tahrimen olsa harama yakın bir durum olacak. Haram diyemeyiz. Yani diyelim ki Hazreti Ali Efendimiz'e bir kişi aleyhissalatü vesselam dese tenzihen mekruh işlemiş olur. Yani helale yakın ama mekruh bir şey yapmış olur diyor. Salavat getirmenin şer'i hükmü. Peki salavat getirmek farz mı, vacip mi, sünnet mi, müstahap mı, mübah mı? Yani getirmeli miyiz? Şimdi namazda mesela ne? Namazda ettehiyyattan sonra salavat-ı şerife okumak sünnet. Farz değil yani. Onun gibi. Yani namaz haricinde mesela salavat getirmeli miyiz, getirmemeli miyiz? Getirmemiz vacip mi? Bunda müthiş tartışmalar var. Uhtulife diyor zaten. Uhtulife deyince çok ihtilaf çıktı yani bu konuda. Şimdi kıyla birinci verdiği hüküm müstehabbün. İlk tercih ettiğine göre demek ki bunu tercih edecek. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmek müstehaptır. Övülmüş güzel bir iştir. Bazıları vacip demişler. Vacip diyenler de ihtilaf etmişler. Ömürde bir defa mı vacip? Yoksa her söylendiğinde mi vacip? Bu konuda birçok tartışma çıkmış. İmam Azam Ebu Hanife ve öğrencilerine göre ömürde bir defa olması yeterlidir. Ama bazı malikiler de bunu söylemişler. Yani yeterlidir diye. Fakat bazıları Kadı İyaz gibi şifada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her ismi anıldığında salavat-ı şerife getirmenin farz olduğunu iddia etmiştir. Ama bu tenkit edilmiş. Ömürde bir defa salavat getirmek farz, çokça getirmek vacip hükmüne getirmiş bu farz diyenler. Bu şekilde bir görüş de varmış. Yani dolayısıyla Kadı İyaz bu konuda bu şifayı yazdığında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmenin hemen hemen ala merratin yani diyor. İşte birden fazla yapmak da mı acaba şey? Taberi'den müstehap denmiş, ona karşı çıkıyor. Diyor yani niye müstehap olsun diyor. İşte vacip olması lazım gibi bir tartışma var. Şimdi peki her defasında mı söylemeliyiz yoksa bir mecliste mesela şimdi başlarken hamdele salvele dedik, bundan sonra tekrar söylemesek olur mu? Yani bu çok konuşulur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi her defasında zikredildiğinde gerek söyleyen gerekse dinleyen için yeniden salavat getirmek Tahavi ve Halimi veya Hüleymi gibi pek çok Hanefi fakihine göre vaciptir.
Efendim, Şafilerden bazı sahabiler ve Şafilerden bir grup fakih de bunu ifade etmişler. Malikiler de bunu söylemişler ama Kunya adlı Hanefi kitabında fetvaya esas olan görüş bir defa ve vel asahul muhtar dediği bir defa yapmaktır olacak. Söyleyecek şimdi onu. Bir mecliste kaç defa olacak? Bunlar şu buradakiler her defasında demişler. Fakat herhalde Üstru Şeni'deki idi geliyor şimdi. O da demiş ki bir defa yeterlidir. Yani Tirmizi'ye nispet edilmiş ve Üstru Şeni'nin fetvasında geçmiş. Temel görüş bir mecliste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bahsedildiğinde bir defa salavat getirmek yeterlidir. Bazıları üç defa demişler. Bazıları bir defa vacip, ondan sonraki ilaveler müstehaptır demişler. Yani bu şekilde bir tartışma olmuş. Üstru Şeni'ye en son noktayı koyan, mesela Kur'an-ı Kerim okuyan kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismini duysa salavat getirmesi gerekir mi? Getirmez. Çünkü Kur'an-ı Kerim kıraati salavattan üstündür. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i kıraat etmeye devam eder demiş. Dinleyen söyler. Bir defa. Hutbeyi dinlerken? Hutbeyi dinlerken yapılmaz der bizim Hanefi kitaplarımız. Evet, hatta ayet dedim ya, öylezine musallu aleyhi ve sellem'i teslima diyor. Evet. Kitap telif ederken salavat meselesi çok tartışılırdı yani. Salavat olsun mu olmasın mı, var yok sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şey de vardı burada da ona pek girmedim ben. Kısaltma kullanılır mı kullanılmaz mı? Biraz sert hükümleri vermiş. Mesela S-A-V veya S-A-S. Şimdi biz de öyle kullanıyor. Veya A-S-A nokta S nokta parantez içerisinde. Şeylerde, Araplarda sadece sat veya sat lam ayın mim salam diye okunan hani kelime. Bunları bazıları çok İmam Nevevi falan çok sert bir şekilde eleştiriyor. Caiz değildir, günahtır diye. Bu tartışma da var. Belki bir kısmı gelecek. Hepsini almadım. Kitap telif ederken her geçen yerde salavat-ı şerifeyi getirmek gerekir mi? Şimdi yeni bazı baskılarda bir şey yapmışlar. Mühür gibi, böyle bir amblem gibi. Her yerde basıyorlar Arapçalarda. Şeyde yani bazı yazı Tradition Arabic'te de var galiba. Yazı karakterlerinde onu direkt logo olarak ekliyorsunuz. Çok güzel şık duruyor bir de. Yani çok güzel duruyor. Öyle çok kolay değil onu yaptırmak. Ben az çok tahkik federik de uğraşıyorum. Bulamadık. Biz sallallahu aleyhi ve sellem bulduk. Razıyallahu anhü'yü bulamadık. Anhüma'yı bulduk. Karakter uyumadı. Yani çok zor. Yani çok ilgilenmek lazım. Yani şöyle onların her biri özel yaptırmak gerekiyor. Yani özel şeyler. Sipariş vermeniz lazım. Yaptırmanız lazım. Para ödemeniz lazım. Yani yoksa veya olanlardan o karakteri uydurmanız gerekiyor. Sizin kullandığınız yazı karakterine. Biraz zor bir iş. Fakat metne çok estetik katıyor. Yani Peygamberimiz her geçtiği sayfaya baktığınızda 3 tane sallallahu aleyhi ve sellem varsa böyle amblem şeklinde onları anlıyorsunuz. Veya hadis-i şeriflerde böyle oluyor. Çok şık duruyor yani o şey. Orada şeyin tamamı yazıldığı için onda sakınca yok. O güzel. Peki kısaltma yaparsak ne olacak? AS gibi. Orada biraz tartışma var. Evet. Kitap telif ederken hüküm müstehaptır. Yani bir adam kitabına sallallahu aleyhi ve sellem demedi diye onu böyle bir yani çok fazla üzerine gitmeye gerek yok. Müstehabı terk etmiş hükmünü de saymamız lazım. Bir ara biz çok eleştirdik böyle şeyleri de. Doğru değil demek ki. Bu İmam Cezeri'yi çok abartmış bunu. Yani bayağı bu şey yani. Bu şu hadisi kullanarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir hadis ifade etmiş. Küllü kelamin la yüzkerullahu teala feyubde'u bihi ve bis salati aleyye fehuve memhukun min külli bereketin. Allah'ın isminin zikredilmediği ve bana salavat getirilmeyerek başlanan her söz bereketten uzaktır. Nasıl tecrübe edilmiş orada? Allah'ı zikretmekle ve bana salavat getirmekle başlanmayan her söz bereketten mahrumdur. Hadis-i şerifinden dolayı besmele ile salvele yani. Dolayı bu konuda hem ders veren yok bu vaciptir diyor şey Cezeri. Her zaman salavat getirmesi gerekir diyor ama ders veren ve ders alan kişiler için müstahap olduğu da ifade edilmiştir diyor. Vallahi bilmiyorum yani. Gerek yok bence de. Yani
Evet. Şimdi ben söylesem riya olur. O yüzden söylemiyorum ama yani başlamasak da bir şey olmaz ama yani. Yani. Bir başlıyordur herhalde hocalarımız da yani. Yani başlamayanları da kınamıyoruz. Müstehap yani. Müstehap terk edene bir şey demiyoruz yani. Hocalarımız zaten abdestlidir, besmelelidir hepsi yani. Bir şey yok yani. Bir sorun yoktur da. Şimdi Ali Osman Hoca'nın güzel bir şeyi var yani. Biz ben diyor buraya gelinceye kadar tebarekeyi hatmettim diyor. Yani benim tekrar bir daha söylememe gerek yok falan derdi. Yani hocalarımız zaten hepsi mübarek insanlar. Yani şey yapmak hani başlamayan kişiyi kınayamayız çünkü müstehap hükmünde bir şey yani. İşte onu zahir anlamına almış o. Onu şey yapmıyoruz, o vacip demiyoruz. Yani kasten terk ederse diye anlamak lazım Allah-u Alem. Evet. Ama bu sadece ilahiyatçılara ait bir şey değil ama yani söylense güzel olur. Evet, yani, evet. Seyyid Şerif Cürcani, Metali Şerif'in yazdığı haşiyede bu konuyu tartışmış. Ha, bir konu var burada. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salat getiriyoruz ama artık Peygamber vefat etti, bunun ne faydası var tartışması olmuş. Yani Peygamber vefat etti. Dua ediyoruz tamam ama bize faydası olur mu? Hani ölmüştür, vefat etmiştir diye. Hazreti Peygamber'in biri dünya ile alakalı, diğeri de dünyadan soyutlanmış iki ciheti bulunduğunu, iki yönü olduğunu söylüyor. Allah Resulü'nün sağlığında ikisi de geçerliydi. Vefatından sonra beden ve dünya ile alakalı olan ciheti kalkıp sırf tecrit, tecrit kelimesi kullanmış. Yani bu soyut olan yönü devam etmektedir. Bu kavramlar femücerret diye geçiyor orada, mahz diye. Cürcani bu problemi zikrettikten sonra şöyle demiş. Nebi ve evliyanın sağlıklarında var olan manevi kuvvetleri onlar ahirete irtihal ettikten sonra da devam eder. Burada Arapçasını da şey yaptım. Ecave anhu bi enne eseral kuvvetil maziye bakin fihim bade intikalihim. Kema yuşahid züvvaru kuburihim. Nitekim onların kabirlerini ziyaret edenler buna şahit olurlar diye eklemiş. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem manevi şahsiyetine diyelim tabiri caizse salatü selam edilmektedir. Hazreti Adem'i şimdi burada bir tartışma olduğunu söylüyor. Tasavvuf ehli ile fukaha arasında bir tartışma meydana çıkmış. Beyzavi Tavali şerhinde pek çok yerinde bu tartışmaya işaret etmiştir. Aynı şekilde tefsir kitabının pek çok yerinde de Beyzavi tefsirinde bu konudan bahsetmiştir. Biz de bu konuyu Nazihat Suresi üzerine yazmış olduğumuz haşiyede iyice anlattık diyor. Çok tartışmalı bir konudur diyor. İşte bu şahsı manevisi, evliyanın şahsı manevisinin devamı gibi konuları orada işlemiş. Artık geçen besmeleyi yaptığım gibi bunu getirmedim çünkü yani hepsini getirsek berika bitmeyecek. Geçen sefer besmeleyi getirdiydim. Selam. Şimdi salat bitti, selama geldik. Vesselam et teslim minel afatil münafiye lil gayetil kemal. Manası kemal sıfatlarına aykırı olan bütün afet ve noksanlıklardan uzak olmak demektir. Selam. Selamette olmak, afetten, efendime söyleyeyim, olumsuzluktan uzak olmak anlamına gelir diyor sözlük anlamı. Şimdi bir kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sadece salat okusa, selamı eklemese caiz olur mu? Ayet-i kerimede ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Yani ona salat var ve de selam var beraber. İşte bu emirden dolayı acaba salatla birlikte mesela aleyhissalatu vesselam veya Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammedin ve sellim dememiz, yani ve sellim diye biter salli olunca bu şekilde veya sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve sellem şeklinde eklememiz gerekir mi? Bu ayet-i kerimeden dolayı. Evet, ayet-i kerime şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyor. Yani Allah rahmet ediyor, melekleri dua, istiğfar ediyorlar. Ey madenler siz de ona salat edin, yani dua edin ve de selam edin. Ayetine binaen veya konu hakkında var olan ittifak sebebiyle ya da azimet ve ihtiyat esas alarak müellifimiz burada salat ve selamı beraberce zikretmiş. Bu konuda ittifak vardır diye. Çünkü birisiyle yetinmenin hükmü konusunda haram diyen var, mekruh diyen var, evliya olanı terk etmek vardır diyen var diye şeklinde alimler var. İmam Nevevi Ezkar'da terk etmenin, selamı terk etmenin mekruh olduğunu tercih etmiş. Efendim, nehayiden mekruh olmadığı şeklinde bir görüş de vardır. Ali'l-Kari de selamı söylemesen mekruh olmaz, salat yeterlidir demiştir diyor. Tartışmayı verdi.
bazı hadis-i şeriflerde her ikisinin birlikte zikredildiğini delil getirmişler. Bazılarında ise sadece salat, bazılarında sadece selam lafzı getirilmiş. Bu durumda ne yapacağız diye sorur Hasan diyor. Bu da işte caiz olduğunu öğretmek içindir yani. Aleyhissalat veya sallallahu aleyhi ve sellem yeterli olabilir. Vesselam beraber de olabilir. Evet. Hangisi daha umumidir tartışması olmuş. Salat lafzının biri selamı da içine alacak şekilde umumi, diğeri ise kapsamayacak şekilde hususi, iki manası olur demişler. Mesela salat deyince selamı da kapsıyor demiş bir kısmı. Veya tersi, selam deyince salat da içine girer demişler. O yüzden caizdir yani birini söylemek. Bu şekilde. Bir de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ifadelerinin muhataplara göre de farklılık olabileceğini söylemişler. Bir de Peygamberimizin kendine ait bir kullanım tercihi var. Hasaisten olabilir diyenler olmuş. Yani bu tartışmaya. Mehmetciğim sıkılmıyoruz değil mi? İyi mi? Okunuyor mu? Yazı falan okunuyor değil mi? Sorun yok. Nebiler dışındakiler için kullanılamaz. Selam. Aleyhisselam. Selam da salat gibidir. Yani mesela Hazreti Ali Kale Ali'nin aleyhisselam gibi. Bunu Zeydiler çok kullanıyorlar. Kitaplarında bu Sübülü Selam'da, Neyli Levtar'da falan var. Aleyhissalatü vesselam yok da aleyhisselam var. Ehl-i Beyt içinde var. Mekruh dedi ona. Tenzihen mekruh dedi selama. Az önce. Hayır şöyle salat şöyle peygamberimiz için müstahap. Başkası için kullanılamaz salat. Salat kullananlar bid'atçilerdir. Peygamberler haricinde kişiye salat kullanan kişi bid'atçıdır. Yani Şia'nın bid'at ehli olanlar dedi. İsmi geçince diye soruyor. Kimin ismi geçince ama? Peygamber salat müstahap. Bir kere söyleyeceğiz. Hükmü müstahap. İşte şöyle hadimizden edersen ömürde bir defa söylemek farz görüşünü biraz meylediyor yani. Yani ömürde bir defa salat getirirse bir kişi o ayeti kerimedeki sallu aleyhi ve sellem tercih yerine gelir. Ondan sonra tartışma. Bir mecliste bir defa yapınca yerine gelir diyen var. Bu şekilde İran şey. İran Şiası genellikle kullanıyor. Evet. O metinlerde var. Ben okuttum birkaç metinleri. Evet. Var. Evet. Ne demiş? Nevevi'den peygamberler harici kişiler için salat ve selam getirebileceğini ancak Allah razı olsun ifadesinin daha uygun olacağını nakledilmiştir diyor. Ama bu salat ve selam değil, sadece selam. Vanin nevevi la be'se fî zâlike. Yani selamın, mesela aleyhisselamın Hazreti Ali için kullanabileceğini, beis olmadığını ama radıyallahu anh demenin daha doğru olduğunu nevevi söylemiş. Salat değil de onun tercümede yanlış olmuş. Selam olması lazım. Evet, aleyhisselam dense ama aleyhissalatu vesselam denirse bid'at. İkisi birlikte. Hadimiye göre. Allah tarafından kendisine nübüvvet ve hikmet verilenlerin en faziletlisine olsun. Bu da ibaremizin asıl ibaremiz. Burada şimdi kendisine nübüvvet verilen ve hikmet verilen bu kelimeleri inceleyecek. Nebi ve Resul kelimeleri. Bu konuda birçok tartışma var. İbn-i Hümam bunların eş anlamlı olduğunu nakletmiş. İbn-i Hacer ise buna katılmamış. Resul kavramının Nebi'ye göre daha umumi olduğunu söylemiş. Nebi kendisine sadece Rabbani ilhamın geldiği kimse, Resul ise kendisine hem kitap verilen hem de ilham edilen şahıstır. Bu bizim bildiğimiz klasik bilgi. Yani kendisine kitap gönderilen peygamberlere Resul, sadece vahiy gönderilenlere Nebi denilir diye bir teknik bilgiyi söylemiş ama birçok tartışmaya da veriyor yani bununla birlikte. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar, cinler ve meleklere peygamber olarak gönderildi. Bunu tartışmış. Sübki'den bir rivayet var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin en faziletlisidir. Oraya geldik mi? Liyekuneha lil alemine neziran alemlere dediğine göre burada hem insanlar hem cinler hem de melekler dahil olur denmiştir. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir ayet-i kerimesinde. Veyahut da başka bir hadiste Ursiltu illel halki kafeten. Bütün yaratılmışlara peygamber olarak gönderildim sözü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Ona baktığımızda bütün yaratılmışlar deyince insanlar, cinler ve melekler dahil olur denmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin özellikleri bu konuya gelmiş.
Şimdi orada peygamberimize hikmet verildi. Ne demişti bir öncesinde? Nübüvvet ve hikmet verildi. Şimdi burada söylüyor. Huve ekramu alallahi ve efdalu minel mürseline vel melaiketil mukarrabine. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en ekrem, en çok Cenab-ı Allah'a çok korkan, en ekrem hakkı mündalat kapım var ya, en faziletlisi ve en efdali peygamberlerin Cenab-ı Allah katında en efdali. Mukarreb meleklerden daha üstün. Onun hanımları dünyadaki tüm hanımlardan daha üstün. Ve nisa'uhu efdal nisa'il müminin. Müminlerin hanımlarının en üstünleri. Ve beleduhu efdalul bilad illa Mekke. Onun bulunduğu belde beldelerin en üstünüdür. Mekke hariç. Medine'de bulunduğu için. Ve mesciduhu efdalul mesacid. Peygamberimizin mescidi en faziletli mescittir. İşte Mekke'nin dışında söylüyor. Ve buk'atülleti düfüne fiha efdal minel Kabe dünel arş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in defnedildiği toprak arşın altında Kabe'den dahi daha üstündür. Demiş. Ve türbetülleti maset bedenuhu eşşerif efdal minel arş. Peygamberimizin bedeninin dokulduğu toprak ise, yani defnedildiği yerdeki arştan üstündür şeklinde bazı görüşler varmış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Yine bir şey var, rivayet var. Nevevi'nin Müslim şerhinde Maverdi'den falan naklettiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem unutur mu, hata eder mi? O konular tartışılmış. Peygamberimiz masumdur, hata etmez. Bu rivayet edilmiştir. Bazıları peygamberimizin unutmayacağını da söylemişlerdir. Peygamberimiz diğer peygamberlere ait bütün hususiyetleri kendisine toplamıştır. O nebiler nebisi, yani nebiyül enbiya'dır. Nebiler nebisidir. Bildiğimiz şeyleri güzelce özetlemiş oldu. Yine benzer bir şey var. Peygamberimizin ümmetinden olan alimler diğer ümmetlerdeki peygamberler makamında mıdır tartışmasında, evet böyledir diyor ve bu hadis-i şerifi ulema ümmeti ki enbiya beni İsrail hadisini veriyor. Bu hadisle ilgili orada yok ama bu tartışmalı bir hadis-i şerif. Hani sahih mi değil mi, uydurma mı diye tartışılmış. Ama mana doğru. Yine peygamberimize şefaati uzma verilmiştir, makamı mahmud verilmiştir. Livai makut verilmiştir, Havz-ı Kevser verilmiştir ve vesile verilmiştir. Peygamberimize verilmiş özel, diğer peygamberlerde olmayan özellikler. Bunlar bildiğimiz şeyler. Şefaat, makam-ı mahmud, ezan duasındaki liva sancak dediğimiz, ham sancağı dediğimiz, Havz-ı Kebir, Kevser ve vesile. Hazreti Adem dahil bütün insanlar peygamberimizin sancağı altında toplanacaklardır mahşerde. Birçok hadis-i şerif var bununla ilgili. Evet, hikem konusuna geldik. Yani bu 45 dakikayı doluyor ama 5 dakika önce 40 dakika olmuş. 5 dakikamız var. Seni hazırlatırız. Vel hikem, hikmet kelimesinin çoğulu hikem gelir. Hikmet manası güzel. Tahkikul ilmi ve itkanuhu nokta. İlmi kamil hale getirmek. Tercüme ve sağlam kılmak. İtkan sağlam yapmak. Tahkikül ilim, yani tahkik bu araştırma, tam olarak bir şeyi kemaliyle yapmak anlamına geliyor. İkiye ayrılır. Nazari hikmet ve ameli hikmet diye. Burada ilmi ledünni kastedilmiştir. Peygamberimize ledünni ilim denilen manevi bilgiler verilmiştir denmiştir. Veya ilmi şerai dediğimiz şeriat ilmi, yani hukuk ilmi. Peygamberimizin dini bilgisi kastedilmiştir diyor. Onun ailesine de salat ve selam olsun. Şimdi al kelimesinin anlamı nedir? Ve ala alihi var ya, biz alihi diyoruz. Al nedir? Hanefi mezhebimize göre al kelimesi Haşim oğullarından kendilerine zekat verilmesinin haram olduğu kişilerdir. Yani ehli beyte zekat verilmez dediğimiz, Haşim oğullara zekat verilmez. Onlar alihi kelimesinin altına girer. Kimisi nesep bakımından Hazreti Ali'nin, Cafer'in, Akil'in ve Abbas ve Haris'in çocukları demişlerdir radıyallahu anh'ın.
Bunlar zekat alamayan kişiler. Dolayısıyla bunlar alihi deyince dahil olur denmiştir. Bazı görüşlerde din bakımından kastedilmiştir. Dolayısıyla her müttaki mümin peygamberimizin âli sayılır denmiştir. Ve alâ âlihi deyince müminler de içine girer deniyor. Bazıları Hazreti Ali, Hazreti Fatıma ve Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ım bunları kapsar demiştir. Ayet-i kerimede illel meveddete fil kurba kul la eselukum aleyhi ecren illel meveddete fil kurba akrabalarıma sevgi bekliyorum sizden ayet-i kerimesi. Akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum ayet-i kerimesinde. Tartışma, yani tartışma deyince kimlerin dahil olmadığı konusunda bir ihtilaf olmuş. Yine burada Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Fatıma Validemiz ve Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin olmak üzere yorumlanmıştır. Bazıları da Ehl-i Beyt kastedilmiştir demiştir âliyle. Mümkündür yani Ehl-i Beyt'in kastedilmesi. İmam Nevevi, Peygamberimizin zürriyeti, hanımları ve tabileri de dahil olduğu söylenmiştir şeklinde bir yani söylenmiş ve ayrıca Muhammed ümmetinden olan mümin müttakiler de etkıya ümmetihi buna dahildir denmiştir. Ashab kimdir? Evet. Bu konu hadis kitaplarında çok böyle geçer yani. Sahabe kimdir? İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayet eden, şunu yapan, bunu yapan böyle bir işte tanımları, şunları, bunları. Biz böyle gençliğimizde ilahiyattaki falan herkesi sahabi saymazdık yani. Böyle bayağı bir şartlarımız vardı yani sahabi için. Meğer öyle değilmiş tabii. Biz ne bilelim yani. O zaman tabii kurallar geçerliydi. Yok ondan şöyle duyması lazım, yok şöyle rivayet etmesi lazım, yok efendim hatta öyle görmekle, dinlemekle de olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraber olanlar ancak olur falan filan gibi böyle biraz şartlar falan vardı. Öyle bir şart mart yok. Şimdi okuyacağız burada. Gördüğünüz gibi yani bizimki yanlış yani. Evet. Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem görmek çok büyük bir şeydir yani. Evet. Şimdi sahabi kelimesi arkadaşlık yapmak anlamına geliyor. Terim olarak nübüvvetten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile vefatından önce bir lahza bile olsa karşılaşan ve Müslüman olarak vefat eden kimsedir. Bir an bile Peygamberimizle karşılaşıp Müslüman olarak vefat eden kimseye sahabi denilir. Şimdi kimler dahildir? Gözleri görmediği için Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem görmemiş olması veya Peygamberimizin onu görmemesi, o Peygamberimiz gördüğü halde onunla konuşmamış olması veya sadece onun bulunduğu yerden velev ki başka bir cihete doğru geçmesi ve dolayısıyla onunla aynı mecliste oturmaması gibi hususlar kişiyi sahabi olmaktan çıkarmaz. Bunların hepsi sahabidir. Evet. O görmedi. Veysel Karani muhadramdır. Evet. Şimdi şunlar da sahabi. Birinin diğerinin farkına varmaması veya mekan bakımından örneğin birinin dağ başında diğerinin vadide veya kuyuda bulunması gibi birbirine uzak mesafede bulunmaları ya da aralarında nehir gibi bir maniin bulunması bu hükmü değiştirmez. Yine sahabidir. Görmeye mani olmayacak ince bir perdenin arkasından görmesi de yeterlidir. Hazreti Peygamber ile onu görenin uyku halinde karşılaşmış olmaları veya onu görenin akıl sağlığı yerinde olmayan birisi olması da kişiyi sahabi olmaktan çıkarmaz. Bir lahza Peygamberimizle beraber olsa sahabidir. Peki sahabi sayılmanın hikmeti, sebebi nedir? Allah Resulü'nün çok yüce bir makamı vardır ve onun nuru onunla karşılaşan kişinin kalbinde vesaire ağızlarına tesir bırakır. O yüzden Peygamberin nazarına sahip olmak yani Peygamberin nazarını elde etmek önemli bir şey veya onu görmek önemli bir şeydir. Evet, nail olmak. Peki soru. Rüyada peygamberi gören sahabi olur mu? El cevap olmaz. Evet. Veya keramet ehlinin peygamberimizi bizzat görmesi, keramet olarak görmesi, yani işte bu artık nasılsa bir tayi zaman, tayi mekan gibi hani var ya bu tasavvufta, buna benzer bir şey görmesi de sahabi sayılmak için yeterli değildir. Yani bu İmam Gazali'den böyle bir şey rivayet edilmiş. Bunları sahabi yapmaz. Uykuda görmek de yapmaz. 114 bin sahabidir. Uykudayken gören diye geçmişti ya, Peygamber Efendimiz uykudayken gören. Kendisi uykudayken gören.
İkisi de olur. Onu şey yapalım, bakalım. Fil menam mı dedi? Nasıl dedi? Dur. Dur. Sahabi sayma sebebi. Şurada mıydı? Var mı? Şurada mı? Ve illem yarahu li arızın. Mesela o peygamberimizi görmüş, peygamberimiz onu görmemiş. Ve illem yarahu bir arız sebebiyle mesela ama olduğu için görmemiş. Ev lem yarahun nebi sallallahu aleyhi ve sellem veyahut da peygamberimiz onu görmemiş. Ve lev bilâ mükâlemetin ve lâ mücâlesetin. Konuşmamış veya aynı mecliste bulunmamış. Yazmam onu silmiş olabilirim. Bir daha devam edelim. Ve kekevnihi marran ve lev bi gariciyeti lem yeşur bil akar. Evet, yani şöyle, biri diğerini fark etmese bile, biri fark etse sahabi olur. Mesela o peygamberimizi fark etmemiş, peygamber onu görmüş. Veya peygamberimiz onu fark etmemiş, aynısını mı söyledim? Veya o peygamberimiz olduğunu fark etmiyor ve peygamberimiz onu fark etmiyor. Biri fark etse sahabi olur diyor. Dolayısıyla var mı menam? Yani burada var büyük ihtimalle. Ben metinlerin tamamını almıyorum. Yani devamında varmıştır Arapça. Yazdı mı diğerine? Evet. Naimine. Lev telakaya naimeyni. Heh, geldi. İkisi de uyuyor. Demiş. İkisi de uyuyor. Yani şöyle, ikisi şöyle. Biri uyuyor, biri ayakta, diğeri uyuyor diye. Hani ikisinden biri uyuyor gibi bana da olabilir burada. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela onu görürse sahabi olur. O peygamberimizi uyurken görürse sahabi olur. Bu daha mantıklı yani. Nasıl? Yok, olmaz. Rüyada olsa olmaz mesela. Ruhen değil, cesedini görmüş. Birinden biri uyurken. Evet. Peygamberimiz bir kişiyi görse o da sahabi olur. O görmese bile. Hocam peygamber efendimiz hayattayken peygamberimiz rüyada görmek? Olmaz. Rüyada görmek sahabi yapmaz. Bilmiyorum yani. Olmaz. Hayır, ama bu hiç görmemiş sıra. Veysel Karani gibi. Rüyasında görmüş. Olmaz. Yani buradaki tanıma göre bizzat görmesi lazım. Hatta şimdi burada gelmedi mi? Yani vefatından sonra peygamberimizin bedenini görse sahabi olmaz diyecek. Dedi mi, demedi mi? Gelecek galiba. Evet. Şurada. Şurada mı? Ha, yani o da var, bir de okudum ben onu. Vefatından sonra görürse olmaz diyor. Nerede? Ortada mı? Peygamber vefatından sonra henüz defnedilmeden önce gören veya mümkün sayan ilim adamlarına göre kerametle onu bedeniyle diri olarak gören veya ruhasına gazete peygamberi gören kimsenin sahabi sayılmayacağı söylenmiştir. Yani. Yani dolayısıyla olmaz. Evet. Şimdi sahabi dediğimiz peygamberimizi gören rivayete göre 114 bin sahabi denir yani. Onlardır yani. Hakiki olarak görenlerdir. Niyet ve itidalde ona iktida edenler re işte salatü selam meselesinin devamında. Şimdi burada niyet ve itidalle ona tabi olmuşlardır şeklinde tercüme ettiğimizde fil kasti şeklinde, yani sahabenin Hazreti Peygamber'e iktida etmesi ve uyuması rastgele veya riya olarak ya da münafıkların yaptığı gibi dünyevi bir gayeye ulaşmak için değil, niyette bir iktidadır. Dolayısıyla yani onlara salatü selam sözü onların içine alır. Evet. Yani bu iktidanın ancak sahih bir niyetle, yüce bir gayeyle olabileceğini söylüyor. İhlasla peygamberimize tabi olanlar, kişiler övülmüştür diyor. Şiyem kelimesi ise ahlak ve adalet, şey, ahlak ve adette peygamberimize tabi olanlar deniyor. Bu şiyem kelimesinin sözlükteki anlamlarından dürtü, karakter ve insanın yaratılış tabiatı şeklinde söylemiş. Bazı tasavvuf ve kelam alimleri ise karakter kişinin seçtiği ve tercih ettiği bir şey olmayıp zorunlu ve iradesi dışı oluşan bir şeydir demişlerdir. Bunu tartışıyor. Yani peygamberimize tabi olacaksak fıtri bir şey mi yoksa kendi tercihimiz mi olmalı? Şimdi bunu kendi tercihimiz olması gerekir. Onu özetlemiş. Enne aslahu daruriyyun ve asaruhu kesbiyyun. Aslında öz itibariyle bu zorunlu bir şeydir. Karakteri de yapıda olan bir şeydir ama sonucu itibariyle kesbidir. Yani peygambere tabi olmak, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gitmek gibi şeyler, iktida etmek, onu övmek, salavat getirmek
ve benzeri şeylerin tamamı kesbi, kesb kelimesini kullanmış ama Maturidi bunu gösteriyor. Yani kulun bir kesbi var orada yani. Zorunlu bir durum olarak görülemez. Bunu çok uzun anlatmıştı bu meseleyi. Yani burada ahlaktan maksat nedir? Adet midir, değil midir? İşte o yüzden adet kelimesini de oraya, adetler, peygamberimize tabi olmak. Peygamberimizin hasaisi hariç tüm özelliklerine uyulabilir denmiştir. Gökler ve yer var olduğu sürece kelimesi var. Burada arazin diye bir şey var Arapçada. Arz kelimesinin çoğulu arazin, dat harfli aradin şeklinde geliyor. Rahmetli bir hocamız vardı bizim Arapçacı Hüseyin Küçükkalay Hoca. Kur'an-ı Kerim'de arazin kelimesi yok. Çünkü üç hareket peş peşe böyle bu şekilde bir isimde gelirse belagat açısından ağır olur. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de zikredilmemiştir. Mesela semavat vel arz. Semavat vel arz geçmiştir. Ama hadis-i şeriflerde arazin var. Şu mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kişi Müslüman kardeşinin sınırını ihlal eder, haksız yere onun arazisinden bir yer alırsa tavvakahullahu min sebe'i arazin. Yedi kat arazi onun boynuna yüklenir. Kıyamet günü kelimesinde arazin kelimesi yedi gök şeklinde geçmiş. Hadis-i şeriflerde geçmiştir. O zaman soru şu, arz, semamat gibi yedi tane midir yoksa değil midir tartışmalar olmuş. Yedi kattır görüşünü tercih ediyor hadimi. Hani semavat arz da yedi kattır diyor. Artık yedi kattan kasıt nedir onu bilmiyoruz. Katmanlar matmanlar vardı lisede. Hani böyle bir değil mi? Mama tabakası neydi sonra? Su var, top, en son toprak, altında su, altında stratosfer, onlar işte evet. Bilmiyorum, belki de onlar ya daha manevi bir şey de olabilir yani. Allah bilir, evet. Evet. Şimdi bunu nereden çıkarıyor? Mesela başka şeyler mi var acaba? Dünyalar mı var? Arzlar mı var? Bu mesela bir ayet-i kerimede ve minel arzı mislehunne şeklinde. Yani onun gibi diğer arzlar gibi bir ifade geçmiş. Bu biraz tartışılmış. Yani bu tarz bir tartışmadan da biraz bahsediyor. Hızlanalım. Bitiyor. Aydınlık var olduğu sürece Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem selam olsun. Burada aydınlık ziya kelimesiyle ve ma taakabet el azva adva kelimesi. Bu nur mudur yoksa ziya mıdır tartışması olmuştur. Ve huven nuru nur olduğunu söylüyor. Ve huve keyfiyetün zahiretün bi nefsiha muziretün li gayriha. Kendisi bizzat görünen ve başkalarını gösteren, ışıtan diyebiliriz yani. Şey anlamına gelmiştir. Yine Kur'an-ı Kerim'de huvellezî câle şemse diyâen yani ışık kaynağı vel kamera nuran şeklinde böyle bir temel kabul var bizim ilahiyatta. Doğru mu bilmeyiz de. Hani ziya kelimesi ışığı kendisinden kaynaklanan şeyler için, nur kelimesi yansıtanlar için kullanılır diye bir temel kabul vardır değil mi? Bizim ilahiyat fakültelerinde böyledir yani tefsirlerde falan. Yani şöyle, ay kendisinde ışık yok ama güneşten aldığı ışığı bize yansıtıyor. Dolayısıyla ay için nur kullanılmış. Bu tabi o şey anlamda yani bu günlük kullanım, tartışmalı zaten bu. Yani o ayet-i kerimeyi delil alırsak oradaki nur tabi daha çok şey yani. Ayrı bir şey. Orada bir temsil var. Kemiş kâtin fiyâ misbah diye. İşte bazıları da işte bu şekilde ayırmak doğru değildir diyenler de var. Yani bu tartışma var o zaman. Ama genel kabul gören benim anlattığım gibi yani çoğunlukla ışığın kaynağı kendindense ziya, başka şeyin yansıtıyorsa nur denilir diye bir kabul var. Karanlıklar devam ettiği sürece salat ve selam olsun. Şimdi zıttını söylüyor. Ziyanın zıttı zulüm, karanlık. Çoğulu zulem gelmiş. Zulmetin çoğulu olarak. Burada aydınlık ve karanlık sözleri hakiki anlamı kastedilmiş mi yoksa iman küfür mü kastedilmiştir? İkisi de olabilir yani. İman ve küfür mücadelesi devam ettiği sürece Peygamberimize salat ve selam olsun anlamına gelir. Evet. Geldik sona doğru. İmdi. Şimdi bu salat ve selamdan sonra ve ba'd. Akıl ve bitireceğim şimdi. Yani artık bir de buna başlamayacağız. Çünkü bir saat oldu. İmdi akıl ve nakil muvafıktır ve de kitap ve sünnet mutabıktır ki dünya fanidir. Çabucak zeval bulacak ve harap olacaktır. İşte bu imdiyi işleyeceğiz, bitireceğiz.
hamd, salat ve selamdan sonra demektir. Yani şimdi elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammed ve aleyhi ve sahbi ecmaîn dedi. Emma ba'd diye bir kelime kullanıyor. Araplar ve ba'd diye bir kelime kullanıyorlar. Bu bir şey, söz başlangıcı. Yani bir söze başlarken kullanılan bir ifade. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ifadeyi hutbelerinde ve yazmış olduğu talimat ya da mektuplarında kullanmıştır. Ve ba'd veya emma ba'd şeklinde. Müellif de teberrüken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uymak için böyle kullanmıştır. Bu kelimenin kullanılış gayesi ve faydası öncesindeki konu ile sonrasındaki konunun birbirinden alakası olmadığını. Şimdi bir şeyi bitirdik yani. Hamdeleyi bitirdik. Şimdi gelelim söyleyeceğimize. Eski muhtarların imdi şeklinde yazdıkları gibi. Gençler bilmez ama önceden öyle bir şey var değil mi? Muhtarlara gittiğinizde dilekçe yazarken imdi. Önce bir tanıtım cümlesi bir şey geçerdi. İmdi esas meseleye geliyor yani. Onu öyle yazarlardı. Ben de artık onu kullanıyorum imdi diye. Yani şöyle, eski şey ölmesin yani. Şimdinin iyisini şiisini atıyorsun, imdi kalıyor. Yani öyle bir şey. Evet, burada bitirelim. Çünkü devamında yeni bir konu geliyor. Toparlarsak, salat ve selam sözünü söylediğimizde neler neler meydana geldiğini anlamış olduk. Yani bir kere salat ve selam sözlerinin Allah'tan rahmet, meleklerden istiğfar, insanlardan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e dua olduğunu, bu sözlerin gelişi güzel kullanılamayacağını, işte peygamberler için veya işte peygamber haricileri kullanılırsa ne olur? O tür şeyleri anlattı. Salavat-ı şerifenin getirmenin hükmünü anlattı. Vacip mi, farz mı, müstahap mı tartışmaları verdi. Kaç defa söylememiz lazım, eserleri de yazmak gerekir mi falan onlardan bahsetti. Daha sonra işte bu salavatın devamlı peygamberimize salavat. Bu bir şeydir. Yani onunla bitirelim. Bizim ben hadislerde de var mı bilmiyorum ama elfi elfi merratin ve elfi elfi kerratin diye bir kelime geçer yani. Binlerce defa, binlerce kere salat ve selam olsun diye. Bu bazı hadislerde benzer şekilde geçiyor. Yani adede kelimatihi, midade kelimatihi ve benzeri geçiyor ya böyle. Yani bunlar, yani bununla ilgili bir hatırlıyorum hadis-i şerif hani. Ya, kim ya? Annelerimizden bir tanesi bir şey, ipliği böyle şey yapmış. Düğüm atmış, onunla böyle tesbih çekiyormuş. Peygamber sana böyle uğraşma, ben sana bir tane dua öğreteyim. Hepsini söylemiş ol. Subhanallah adı kelimati ve Subhanallah adı halkihi ve Subhanallah ma ve halik. Vallahu ekber müsizelik ve elhamdülillahi müsizelik ve la ilahe illallah müsizelik ve la havle ve la kuvvete illa billah müsizelik. Herhalde buydu. Geçen radyoda söyledim de göklerdeki ve yerlerdeki ne varsa hepsi evet. Kadar. Ma halaka fi semai ve fil arz gibi mesela bu tarz şeyler var yani bu tarz bir kullanım var. Şimdi nereden geldik? Ma dameti semavatu vel arz demek semavat ve arz durduğu sürece peygamberimize salat selam olsun. Yani bu şu demek? Yani dünyanın sonuna kadar ebediyen salat selam olsun. Bu şekilde kullanımlar var. Yani bunlar tabii yani tüm yarattıkları sayısınca hani şöyle bir şey var. Bir de rivayette şunu söyleyelim. Şöyle bir tartışma olmuş. Şimdi bazı insanlar böyle detay dua yapmayı severler. Duada esas olan me'sur dediğimiz şey olmak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işitilmiş olması lazım. Ama işitilmemiş olsa adam dua ediyormuş. Bismillah kapımızdır. Elhamdülillah tavanımızdır. İşte Subhanallah penceremizdir. Attım biraz yani. Böyle bir, her tarafa bir şey yok. Bunu sormuşlar. Caiz yani. Bir şey olmaz diyebilirsin de yani me'sur değil. Bismillahi babuna velhamdülillahi itanuna. Ve Subhanallah'ı ne yani? Ya bazıları böyle şeyler yapar. Bunlar da şöyle seni Allah'a anla nasıl alırsan an. Yani böyle bir şey bid'at olmadığı sürece Allah'a anmakta bir sakınca yoktur. Doğrusu Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'dir. Tam şekli bu ama şöyle. Bunun en doğrusu şey bizim okuduğumuz salli barik. Yani en doğrusu en sahihi. Şimdi İmam-ı Azam Efendimiz namazlara en sahih olanlarını koyardı. Dolayısıyla Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala İbni Kamidin Mecid. En sahih rivayet budur. Allahümme berik ala Muhammed ve ala Ali Muhammed kema barikte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim İbni Kamidin Mecid. En sağlamları bunlar. Ama Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed olur yani. Tamam. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet o da var. Tabii tabii. O sellemlerle birlikte olduğu için o da güzel. Evet. Neticede bitirelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.